Herkese merhaba. O kadar emindim ki onu yapacağını. Herhalde yapacağım. Herkese merhaba, ben Onur. Yapmadım. Evet, tamam. Videomu sabote etti ya. Şu anda başlayacak. Hadi. Herkese merhaba, ben Onur Güler. Yeni videoma hoş geldiniz. Yanımda sevgili Çağlar var. Uzun zamandır birlikte gitar dersi videosu çekmiyorduk. Bugün birlikte gitar dersi videosu çekeceğiz. Çünkü benim bilmediğim bir şarkı. Yeni, evet. Yeni bir olay bizim için. Yeni, daha bir haftalık bir şarkı. Çağlar geldi, gelmedi. Dünden beri taciz ediyor beni WhatsApp'tan. Bu şarkıyı çekelim, bu şarkıyı çekelim diye. Biz az önce performans videosu çektik. Bu performans videosunu senin kanalda mı yayınlayacağız Çağlar? Aynen. Aşağıdan linkten onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Biz de burada nasıl çalındığını çekeceğiz birlikte. Ama nasıl çalacağız ben bilmiyorum. Ben şimdi söyleyeceğim. birkaç fikir bakalım. Şöyle söyleyeyim, yani alternatifli çalacağız arkadaşlar, işin şakası. Hem tuşlu hem ritimli hem kapatmalı güzel bir şey yapacağız. Ama yine çok zor bir şarkı değil. Evet, kolay bir şarkı. Fakat bareli akorlarımız var. Çok gevezelik ettik. Şöyle ki şimdi parçanın içine 4 tane akorumuz var arkadaşlar. Önce akorları size göstereyim. Şöyle bir şey rica edelim. Bu akorların kısmında biraz yakın çekim yapalım. Olur mu? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, parçada 4 tane akorumuz var. Önce onlardan bahsedelim, sonra çalımına geçelim. İlk akorumuz Si minör. BM diye yazılan akor. Artık bunu birçoğunuz biliyorsunuz zaten. İkinci akorumuz La majör. Şu. 3 parmakla basıyorduk. Sol majör. Ben 4 parmakla basıyorum. 3 parmakla da basanlar var. İkisi de olur. Benim. Sen değil mi? Sonra Fa diyez minör diye bir akorumuz var arkadaşlar. Şu. Bu da nedir? Fa majör basıyoruz yani. Fa majör bildiğimiz pozisyonun bir yan perdesi ve orta parmağın olmadığı hali. Şöyle. İsmi kadar zor bir akor değil. Fa diyez minör. Şimdi başını ilk 3 satır arkadaşlar tuşla çalacağız. Arpeje de çalınabilir, tuşla da çalınabilir. Fakat hızlı bir akor geçişi olduğu için böyle ritim çok yakışmaz buralara. Parçanın başı da zaten çok slow. İstersen bir tuşlu haliyle bir çalalım Çağlar. Sen de sesini eşlik et bize, olur mu? Tabii. Bu aşkın tozlu yolunu. Sanki 3'te. Bu aşkın tozlu yolunu bulduğum yerden. Gündüz gözü görmedim, çaldın benden. Sürgün gibi çekmedim, kalmadı senden. Başka yere gidecek. Aynen. Yani bu tuş haliyle olur. Bir seçenek daha var. Arpejli şöyle olabilir. Kısa bir arpejli. Değil mi? Bu aynen. Da. Kesinlikle. Evet, bir de böyle deneyelim mi? Tabii. Arkadaşlar istediklerini tercih ederler. Son 2, 3, 4. Bu aşkın toz yolunu bulduğum yerden. Gündüz gözü görmedin, çaldın. Feride gibi yapmak istedim. Evet. Böyle de çalınabilir arkadaşlar. Yani arpej, ne yaptım arpejde? Sadece yukarıdan aşağıya P, I, M, A parmaklarımı yukarıdan aşağıya iniyorum. En kolay arpej. Şeklinde de çalabilirsiniz bu 3 satırı. Dediğim gibi 2 seçenek. Sonra ellerimle yazdım bu sonu dediği anda bir ritme başlayacağız. Uzun bir ritim. Önce ben size bir Çağlar'la hep bir çalayım. Ondan sonra da anlatayım. Son 2, 3, 4. Ellerimle yazdım bu sonu. Şimdi yerli bir şehrin yolu. Gel devam. Gönlüme girdin ama son oldu yalancı gülsem. Şeklinde gidecek. Yani hep aynı olduğu için Çağlar'ı da fazla yormayalım. Şöyle ki, şimdi burada uzun bir ritim var dedim ya. Ritim uzun ama bir tane daha böyle bir hareket var. O da akorları bazen iki akoru ritmi bölerek çalıyor. Şöyle ki, mesela ellerimle yazdığım bu son derken sol majör ve la majörü şöyle çalıyor arkadaşlar.
Yani ritim zaten şu. Upuzun. Vur, vur, çek, çek, vur, çek, vur, vur, çek. Of, upuzun. Siz okları takip edin. Fakat şarkı çalarken ellerimle yazdığımı son derken mesela ellerimle de sadece iki vuruş yapıyor. Yazdım derken devam ediyor. Anladınız mı? Sonra si minörde bütün ritmi tekrar çalıyor. Devam. Şimdi yer nasıl olsa şimdi yerle bir şehrin yolu. Evet, yine orada iki akoru mi minör ve la majör olsaydı yine ikiye böldük. Yani o sizin kafanızı karıştırabilir ama biraz çalışınca halledersiniz. Sonra şarkının nakaratında aynı çalacaksınız. Yine aynı ritim fakat bazı yerlerde yine ikiye bölmeler var. Zaten onu anlayacaksınız. Şöyle ki bir kere çalalım beraber. Gönlüme girdin. Son 2, 3, 4. Gönlüme girdin ama son oldu yalancı gül sevmem. Bin kere geldin ama hiç oldu yürekle yol çizemem. Bir denedim çok yandı sonunda kaldım. Başa diyor falan filan. Bu kadar basit aslında. Yani o ikiye bölme. Çağlar çok eğlendi bu şarkıda. Yani bu ikiye bölmeyi hallederseniz şarkı yürür gider. Yani hani şarkıda böyle hem arpej hem farklı akor ritim pardon kullandınız ama hem biraz daha sizin için böyle daha artistik, daha dolu dolu bir hale gelir diye düşünüyorum. O yüzden size böyle bir şarkıda değişiklikler yapmaya çalışıyorum. Yoksa çok çok düzle çalınabilir ama o zaman keyifli olmaz bu şarkı. Sizin için böyle bir versiyon yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Sonra bir de en son şimdi Çağlar'ın kanalında izlediğiniz performansımızda biz bir de kapatmalı çalıyoruz ikinci turda. O şekilde de çalabilirsiniz. Gönlüme girdin son ki üçte. Gönlüme girdin ama son oldu yalancı gül sevemem. Bin kere geldin ama hiç oldu yürekle yol çizemem. Dertli bir oldum adım çok yandı sonunda kaldı yemem. Gözlerimin içine kar yağdı soğukla baş edemem. Bu en çok kullandığımız kapatmalı ritimlerden bir tanesi. Ne yaptık? Vur, vur, çek, çarp, çek, vur, çek. Yine okları takip edin. Yavaş göstereyim. Kapatmanın nasıl yapıldığını bilmeyen arkadaşlar benim kanalımdan kapatma videosunu izleyebilirler. Orada zaten anlatıyorum. Bu şekilde de şarkıya daha da bir renk verebilirsiniz. İkinci turda da böyle çalıp çok daha keyifli hale gelir. Bu güzel şarkının dersi bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir ve çok kısa zamanda da hemencik çalabilirsiniz. Amin. Ve repertuarınıza katarsınız. Bu videoluk benden bu kadar. Hepinizi çok çok seviyorum. Lütfen aşağıdan videoyu beğen tuşuna basmayı ve Çağlar'ın kanalındaki performansımızı da izlemeyi unutmayın. Herkes kendine çok iyi baksın. Bay bay.